Merhaba arkadaşlar hepiniz Kripto TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte binas anında oluşan bir e, sıkıntı çekim sıkıntısının haberini anlatacağım ama e, ufak da olsa bir Bitcoin üzerinde konuşmak istiyorum. Yani hadi re haberi görmek isteyenler video ileri sarabilir. Bitcoin e, bu ana destek direnç noktası dedim sarı bandının altına. Bakın bura, buradan itibaren 42.600 kıramamasından itibaren. E, yaklaşık iki defa bir defa düştü. İki defa üst üste kırmızı mum kapatmadı. Şu anda boğalar bildiğiniz savaş veriyor. Bunun altına düşürmemek için bitcoin'i. Geçmişte de buralardan döndüğünü gördük. Bunun altına düşerse bir 35.000 34700 denemesi gelecektir diye düşünüyorum. Şimdi haberin detaylarına geçmeden önce bitno.com sitesine borsasına üye olmak isteyenler %50 indirim komisyonlu onlarca altcoin bitno.com'da açıklama kısmından referans linkimle kayıt olarak %50 indirim komisyonundan yararlanabilirler. Bitno.com'a teşekkür ederiz. Şimdi habere geçiyorum. Poligon ağında yaşanan problemin ardından Binaz çekim işlemlerini askıya aldı. Ethereum A için katman 2 çözümüyle düşük maliyetli işlemlere olanak tanıyan Polygon A birkaç gündür sorunlarla karşı karşıya. Polygon A önceki güncellemeye bağlı olarak sorunlar yaşamaya devam ediyor. A için bu olumsuz gelişmeye karşı dünyanın en büyük kripto borsası Binance son olarak yaptığı duyuruda Polygon A genelinde bir işlem tıkanıklığına ve kesintileri gerekçe göstererek ağın yerel token'ın matik yatırma ve çekim işlemlerini askıya aldığını açıkladı. Solana ağda benzer bir sorun yaşamıştı. Polygon ağ bir hisse ispatı ağında kullanılan son ağ güncellemesi hem daldan kaynaklı bazı kesinti ve ağ tıkanıklığı sorunuyla karşı karşıya. Benzer bir sorun da geçtiğimiz günlerde Solana ağında yaşanmıştı. Polygon ekibi sorunu doğrularken ilk açıklamalarında kaynağı bulmak için çalışmaya devam ettiklerini duyurdu. Son yapılan açıklamada ise ekip bir dizi düzeltmeye yeni bir yama oluşturduklarını ve poligon ağında yeni blok oluşturma sorununu çözdüklerini duyurdu. Bu geçici bir çözüm olarak görülürken ağda ilerleyen dönemlerde yeni bir güncelleme yapılması bekleniyor. Ağda yaşanan sorun konusunda detaylı bir açıklama gelmezken problem genel olarak Heimdall güncellemesine bağlandı. Evet dostlar bu haberi de sizlerle paylaştık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.